çok güzel bir form, çok güzel bir ahenk, estetik olduğunu gördük. Ve bu tabii zihni faaliyetimizi arttırdı. Hatta başlamadan önce kendimi oyalamak için, rahatlamak için birçok şeyle uğraştım. Bunlardan bir puzzle, örgü, televizyon dizileri, birçok şey hakikaten hayatımdaydı. Eski hayatım çok daha hızlıydı. Yani müzik tarzına kadar, sevdiğim yemeğe kadar farklıydı. Sanat benim hayatımda eksik olan büyük bir kısmı tamamlamış oldu. Yeniden bir başlangıç. Hayatımın değişim evresiydi bu süreç benim için. Medeniyet, şehir ve sanat sözcükleri bir bağlam içinde kullanıldığında Konya, İslam tarihinin en güzide örneklerinden biridir. Selçuklu çağında başkent olan Konya, İslam şehrinin hayatın gerçekliğine uygun bütün biçimlerinin gözlemlenebildiği bir yer olmuştur. Hayatı Kur'an'la güzelleştirirken, Kur'an'ın güzelliğini güzel ses ve güzel yazıyla göstermek düşüncesinden doğan İslam şehir medeniyetinin örneği Konya'da, hüsnihat sanatı, geçmişte olduğu gibi bugün de büyük ustalarını yetiştirmeye, hilyeden levhaya, güzide eserler vermeye devam ediyor. Konya'da binli yıllarda başlayan Müslüman medeniyeti kavrayışı, Selçuklu başkenti olduğu günlerden bugüne uzanan özel ve kesintisiz bir geleneği temsil ediyor. Bu gelenek, şehrin tarihi kadar insanının anlaşılmasına da hizmet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İslam inancıyla vücut bulan sanat anlayışının büyük hali, İslam mimarisi, en öz ve küçük hali ise hüsnihattır. İnancın ve aşkın estetiğinde mimari ile hüsnihat adeta birbirinin aynası olmuştur. Tarih boyunca birlikte yürüyen İslam sanatlarının insanı doğru tutum ve davranışlarla bezemek olan esas amacı en çok hüsnihat sanatına yansımıştır. Hüsnihat sanatı eli, gözü, gönlü dolduran, manevi olanla maddi olanı bir araya getiren, anlamla estetiği birlikte resmeden bir idrakin eseridir. Hüsnihat sanatında yazıya dokunur, mesajı anlar, sesi duyarsınız. Meşhur bir doğu bilimcinin deyişiyle, İslam sanatlarında dram, vahşet ve facia yoktur. Hüsnihat sanatı, Kur'an'ın güzelliklerini insanın kendi mizacına yazma gayretinin bir sonucu olarak, bütün boyutlarıyla İslam'ın en öz mesajlarını taşır. Sanatı sadece kendisi sanat olmakla beraber birçok yan sanatların da destekçisidir. Bununla beraber tesip sanatı gelişti, ebru sanatı gelişti. Hat sanatı zaten esasında da Kur'an-ı Azimüşşan'ın sanatıdır. Temeli oraya gider. Allah'ın ismi asıl var, El-Sani. Sani ismi şerifi, Allah'ın aynı zamanda rahmeti. Bunu sen kendinde tespit edebilirsen ve kendini de ortaya çıkartabilirsen, uğraştığın ne olursa olsun, bil ki esmayla haşır neşirsin. Allah'la haşır neşirsin. Biz ise ana sanat dalı olarak gördüğümüz hüsnihat dalıyla uğraşıyoruz. Hat sanatıyla tanıştıktan sonra gördüm ki bir hat sanatçısında olması gereken özelliklerden en önemlisi temizlik, düzen ve disiplin. Bu üçü bir arada olduğu zaman akabinde gayreti getiriyor. Gayretle birlikte aslında sanatınıza aşık oluyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar ederek, aynı yazıyı, aynı kalemi, aynı hareketlerle devam ettirerek o düzeni, o disiplini ve o istikrarı kendinizde görüyorsunuz. Dedemin Osmanlıca kitaplarını buldum. Onları okumaya başladım. Çözmeye çalışıyordum daha çok hocalarla. Fakülte yılları olunca evlilik, çocuk bir dönem ara verdim. Çalışma hayatında tekrar Osmanlıca'ya merak sarınca, Osmanlıca'yı çözeyim derken hatla tanışmama Osmanlıca vesile oldu diyebilirim. İlk hatla tanışmam
bir hattatla tanışmam sayesinde oldu. Çok bilincinde olduğum bir sanat değildi yani. Tamamen farklı bir yaşam tarzı, farklı kültür. Bilinçaltımda bunların olduğunu fark ettim. Yani Konya'nın verdiği bir kültür var, bir yaşam tarzı var. Bu siz farkında olmasanız da sizin kültürel benliğinize, bilinçaltınıza bir şekilde yerleşiyor. Hüsnihat sanatı cismani aletlerle icra edilirse de aslında ruhi bir hendesedir diye tarif edilir. Estetiğin ve zarafetin kurallarına bağlı kalarak belli bir ölçü ve üslup ile güzel yazı anlamındaki hüsnihat, sanki yeryüzünde bulunma amacımızı özetleyen bir tamlamadır. Çünkü insan, yeryüzünü imar etmekle, bu imar ve inşa eylemini kulluk yaparak süslemekle görevlendirilmiştir. Klasik ve geleneksel anlamda hattın bir tarifi vardır. Cismani aletlerle yapılan ruhani bir hendesedir tarifi yapılır. Bu aslında hattın kişisel tarifinden ziyade her bünyeye, her bedene, her ruha hitap eden bir tanımdır. Bu benim için de çok uhrevi bir tanımdır ve hatta aslında dar cümlede, çok geniş kapsamda tarif eden bir yapısı vardır. Kur'an'ı güzel yazma isteğinden doğan hüsnihat sanatı, gelenekli sanatlarımız içinde en sistemleşmiş olanıdır. Yüzyılların ortaya koyduğu tecrübe, hat sanatını malzeme ve üslup açısından zenginleştirmiştir. İslam medeniyet tarihinin bu en birikimli sanatının sırlarına vakıf olmak, disiplinli ve sürekli çalışmayı zorunlu kılar. Bu çalışma ile kişinin sadece eli değil, görmek, anlamak, yorumlamak hastaları başta olmak üzere iç ve dış yetenekleri de gelişir. Yazıya verilen değerle birlikte hattın, kalemin, mürekkebin, kağıdın bir araya gelerek bize vermiş olduğu şey aslında ruhani bir temizlik. Oradaki o kalem hareketiyle yapılan o kalem hakkı dediğimiz şeyin aslında insan zahiri hayatında da yaptığı her şeyi hakkını vermesi anlamına geliyor benim hayatımda. Yani yaptığımız işin hakkını vermek. Hat sanatçısında, hat sanatında daha doğrusu kullanılan tabir, kalem hakkı dediğimiz tabir, benim hayatımda günlük rutinimde yaşadığım her şeye dem vurdu. Şair bir talebem vardı, o bir beyit yazmış. Yazacağım hep düşsem de çaresiz derde, kalemimle gömüleyim öldüğüm yerde. Bu çok benim hoşuma giden bir beyittir. Kalemle geldim herhalde dünyaya, kalemle gitmek isterim. Görmek sanatçı adayında, talebede beklenen ilk eylem. Allah istidadı herkese vermiştir, az ya da çok. Gayreti kullanan istidadı az olsa bile sonuçta emeline nail olacaktır. Yani hattat sıfatını alır. Gayret şart. Benim için sınırlar içinde bir sınırsızlık ifade etti. Aslında sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsunuz meşkinizi yazarken. Defaatle yazıyorsunuz aynı meşki. İyi bir olgunluğa, güzel bir seviyeye getirebilmek için günlerce, belki haftalarca bir yazıyı tamamlamaya çalışıyorsunuz, bitirmeye çalışıyorsunuz. Burada anladım ki insanın hayatı da aslında böyle. Her seferinde o her meşki yazdığımda ben hep üzerine aslında yeni bir şey koydum. Aslında sabit bir şey yazıyorsunuz ve sürekli tekrar edilen bir şey. Ama anladım ki her yazdığınızda yeni bir şey yapıyorsunuz ve hem kendinize bir şey katıyorsunuz, hem yazıya bir değer katıyorsunuz. Çok büyük bir keyifle, çok büyük bir huzurla başlıyorsunuz bu işe. Zaten Rabiyesir'le başlıyoruz. Onun verdiği huzurla, onun verdiği böyle bir içinde bir serinlikle, bütün dünyadan ayrılmış, başka bir aleme geçmiş, öyle bir hisle çalışıyorsunuz. İki çocuk annesiyim. Çocukları uyuttuktan sonra bunu yakalıyorum ama günde 3 saat, 4 saat uyku bile artık yetmeye başlamıştı. Hattaki ilk gözlemlerim mükemmele ulaşmanın çabası olduğunu gördüm. Kağıdından kaleminin açılışına, mürekkebinden şablonlara kadar her şey mükemmel olmalı. Yani bunun ölçüsü hani santim, metrekare falan değil. Böyle bir ölçü var mıdır, bunun bir ağırlığı var mıdır bilmiyorum ama benim ilk gözlemim buydu. Bu benim ölçüm oldu. Sadece hatta değil,
hayatımda da böyle yapmaya çalışıyorum. İstekli, azimli, inançlı olman gerekiyor. Sabırlı olman gerekiyor. Yoksa bu yolda ilerlemenin hiçbir imkanı yok. Çalışmaya şevkin de olmuyor. Çok zor bir yol. Yani hocalarımın da söylediği gibi başlangıç zor, ilerisi daha zor. Hayat, inanmak ve çalışmaktan, cehdetmekten ibarettir der İslam irfanı. Bu anlayışa uygun olarak hattatların ve hat sanatının seyri, devamlılığı gerekli kılar. Çünkü güzeli ve güzelliği ortaya çıkarmak, sabır ve sebat kadar, devamlılıkta ısrar da gerektirir. Ayrıca bu devamlılık bir alışkanlık olarak değil, her seferinde tazelenen bir imanı, her defasında yenilenen bir aşkı içermelidir. Gündelik hayatımıza da giren, aşk olmadan meşk olmaz sözü, hat sanatının bize kazandırdığı deyimlerdendir. Buradaki meşk, hat talebesinin, ustasının daha önce yazıp verdiği yazının ta kendisidir. Cinler Sırat Köprüsü'ne benzer. İlk kısmı geçtik. Burası ikinci kısmı yazının. İkinci satırdayız. Hattatlığa talip olan her seferinde ustasının meşkini anlamaya, yazı iştiyakıyla ustası gibi yazmaya çalışır. Usta-çırak ilişkisinin en ince detaylarıyla gözlemlenebildiği bir sanat olarak Hüsnihat, geleneksel eğitim sisteminde insan yetiştirmenin boyutlarını da resmediyor. En güzel eğitimlerden birisi usta çırak usulüdür. Çocuk ustasında ne görürse onu huy edinmeye başlar. Sonra kısa zamanda onun karakteri olur. Yani hocasında ne gördüyse onu yaşamaya çalışır. Yani bir şey alırken, verirken, düşünürken, yazarken, hatta evine gittiği zaman hattı dersini çalışırken çocuğun zihninde, beyninde ki resim karesi hocasıdır. Siz artık hüsnühat çerçevesinde bir hayat tasarlıyorsunuz. Dolayısıyla bütün karakteriniz, bütün her şeyiniz ona göre belirleniyor. Ve bütün sanatlarda olduğu gibi bu hüsnühatta da hiçbir şey olmazsa belki hayatınıza estetik geliyor. Yani aslında İslam'ın istediği bir insan tipi ortaya çıkmış oluyor. İnsan her düzeltmede, her yeni yazıda kendini törpülüyor. Kendini temizliyor. Negatifliklerden, olumsuzluklardan arındırıyorsunuz aslında kendinizi. Gerçekten bu özveriyle devam ettiğiniz zaman hat size ciddi anlamda ruhunuza birden vuruyor. Benim için bu hayatımdaki bu sınırlı sınırsızlık evrenin, kainatın, bir insanın ne kadar evrensel, ne kadar objektif, ne kadar güzel bir dünyaya sahip olduğumuzu bana aslında gösterdi. Hattat, yazıda ve üslupta gelişmesini ancak devamlılıkla elde edebilir. Hemen yapayım, kısa zamanda olsun bitsin düşüncesi asla hat sanatı içinde karşılık bulamaz. Hattat adayı, kalemi her eline aldığında en doğru şekli çizmek, en estetik biçimi üretmek için bütün varlığıyla yazıya odaklanır. Çıkarmaya çalıştığı o basit gibi görünen çizginin arkasında binlerce yılı aşan büyük bir gelenek ve edep olduğunu bilir. Ondandır ki önündeki beyaz sayfaya aktarmaya çalıştığı o çizginin basitliği sadece şeklendir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl hizmetkarı olurum sözünün derinliği bu çabanın içinde bulunanlar tarafından ancak hakkıyla anlaşılabilir. Bir ayet geldi benim karşıma. Küllü yevmin hüve fişen.
O her an yaratma halindedir. Elbette Allah'la yarış halinde değiliz. Ama her bir noktada, her bir kalem hareketinde, her bir üretmeye başladığım anda Allah'ın bu kainatı, bu evreni nasıl yarattığını düşünerek her an gözyaşıyla yazı yazıp ve yazımı bozduğum zamanlar da oldu. Ve evreni, Allah'ın ne kadar büyük olduğunu aslında ben bu yazıyla fark ettim. Kendimin çok küçük, Allah'ın çok büyük olduğunu gördüm. Evlilik dönemim sıkıntılı geçiyordu. O dönemde ben gece 3'lere 4'lere kadar 1500-2000 parça puzzle yaptığımı biliyorum. Örgü ördüğümü biliyorum. Yani kitaplar okuduğumu biliyorum. Ama bir yere kadar bunlar insanı tatmin ediyor. Çünkü sonunda bir böyle bir güzele ulaşmak, tamam güzel şeyler yapıyorsunuz ama doyurmuyor. Mevlana'nın bir sözü var. Burnuna sarımsak tutup gül kokusu aramak. Hattı bulunca gül kokusunu da bulmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Biz daha çok başındayız bu işin. Ama o sevgiyi, o güzelliği görmeye başlıyoruz. Allah'ın yaratmasındaki tedricilik, hat sanatının her aşamasında görülür. Önce noktalar, sonra harfler, sonra kalıp cümleler ve nihayet istifler ve daha büyük formlar zamanla ortaya çıkar. Hat sanatı, yazının güzelleşmesiyle gözün ve görüşün değişmesiyle beraber, gündelik hayatımızda dikkatimizi çekmeyen eşyanın değişmesini de sağlar. Hat sanatı, hayatımızı sanatın, estetiğin ve zerafetin tavır ve davranışlarıyla süslerken, yazı için gereken eşyayı ve malzemeyi de aynı tevhidi bakış etrafında değiştirip güzelleştirir. Elbette bu, hat sanatıyla meşgul kişilerin karakterlerine de yansır. Malzemeler beni çok değiştirdi. Yani özellikle mürekkeple ilgilenmem, yani kendimi keten tohumu gibi gördüğüm zamanlar olmuştur. İs mürekkebinin yapılabilmesi için keten tohumunu ezmek gerekiyor. Çıkan, yani bir tane keten tohum olarak düşünün. Beni sıkacaksınız, yağım çıkacak. Sonra birisi onu yakacak. Bir kubbenin altında birikeceksin. Sonra besmelenin, B'sinin noktasını oluşturan 10.000 tane isten bir tanesi olacaksın. Neredeyse bütün sanatlar sonsuzluk fikrini içermektedir. Ancak hat sanatı, diğerlerinden yapısal olarak da sonsuzluğu içermesiyle ayrılır. Çünkü Kur'an'daki bir ifadeye göre, denizler mürekkep ve bütün ağaçlar kalem olsa bile, Allah'ın güzel sözlerinin sonu yoktur. Hat sanatkarının yolculuğu, bu yüzden sonsuzluğa uzanır. Bu sonsuza uzanan yolculukta, bazen eşyadır kişiyi meşgul eden, bazen çevresinin ilgisi, bazen de kendi içinde devinip duran hayaller ve düşünceler. Fakat her hattat bilir ki, en doğru yazı sonsuza uzanmak, Hakk'a varmak iştiyakını ifade eden fıtrata, yine Hakk'ın kudret eliyle yazdığı güzeli aramak, güzeli yaşamak isteğidir. Aslında güzelliğin sınırı yok. En güzel olan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla o yeteneği size verecek olan da Cenab-ı Allah olduğu için o sınırsızdan, o müteal aşkın olan Cenab-ı Allah'tan size ne kadar verilirse siz ancak o kadar ilerleyebilirsiniz. Kalemin manası çizgi içindir. Çizginin manası insanda ne içindir? Hüsnü hat o çizgidir işte. Allah'ı buldurur. Aradığını buldurur. Sadece Allah değil. Ne arıyorsan onu buldurur sanat. Her sanat mutlaka karşılık görür. Bazı sanatlar yalnızca işlendikleri malzemeyi dönüştürür. Bazı sanatlar sanatkarını, bazıları ise hem malzemeyi hem sanatkarı hem de muhatabını değiştirir. Bu anlamda hüsnihat sanatı, İnsanın değişmesinde ve gelişmesinde en etkili sanatlardandır. Hayatın bize biçtiği rolleri, zaman zaman kendi açmazlarımızla üzerimize aldığımız yükleri hafifletmek, varoluşun her bir kişiye özel tecellilerini yaşamak için
Hüsnü Hatt'ın her an bir oluş ve bozuluş içeren dünyasını seyreder Hattat. Kendi yapıp etmelerini kendi silip düzeltmek, bunu yaparken de en doğrusuna, en güzeline ulaşmak, harfleri birbiriyle en uyumlu, en ahenkli birliğe kavuşturmak isteği, Hattat'ın sabrını zorlasa da, sanatkar bilir ki bu bir rahmetin eseri, bir lütfun neticesidir. Birbirimizi affetmek, birbirimizin kusurlarını, ayıplarını örtmek ve birbirimizle karakterlerimiz farklı olsa da uyum ve ahenk kazanarak yaşamalıyız. Bir hat levhadaki girift istif, tetabuklu ya da müsenna, yani aynalı bir yazı gibi. Hat sanatıyla tanıştıktan sonra bu sanata ne kadar zor olduğunu aslında fark ettim. Çok ciddi bir sanat olduğunu, çok önemli ve zor bir sanat olduğunu. Dolayısıyla ben anneydim. Benim anneliğim aslında hayatımda ön plandaydı. Çocuklarım, diğer annelerden çok çok daha fazla bir özverim vardı çocuklara karşı. Sanat hayatına girdikten sonra baktım ki sanat insanı aslında iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir evlat, iyi bir arkadaş ve iyi bir dost yapıyormuş. Bir harfe günlerce ve aylarca çalışabilirsiniz. Hocanız size bunu gösterir, tekrar çalışırsınız. Göremediğiniz bir yer olduğunu anlarsınız ve onu görene kadar muhakkak çalışmanız gerekir. Meslek hayatıma bu Hüsnü Hatt'ın kazandırdığı değerlerden bir tanesi de şu: camiye, cemaate ve imama karşı mesafeli olan kişilerde muhakkak göremediğimiz bir şey olduğunu ve onunla tekrar tekrar iletişime geçerek bu göremediğimiz problemi yakalayıp, çözüp, halledip onu da tekrar camiye kazandırmanın, Hüsnü Hatt'ın kazandırdığı şeylerden bir tanesi bana bu. Hat sanatıyla beraber dinimize olan bakış açımda açıkçası sivrilikler vardı. Daha keskin kurallar vardı. Ben hatla beraber bunun olmadığını gördüm. Aslında insanlar, insanda, yaradılanda yaradanı görmek, tamam görüyoruz ama bunu hep söylüyorduk ama hani bir yere kadardı bu. Şimdi artık her şeyde güzeli görmeye başlıyorsunuz. Her şeyde hoşgörüyü, anlayışı, insanları çözmeye başlıyorsunuz. Herkesi yavaş yavaş anlamaya, onun hissettiğini hissetmeye, empati yapmaya daha rahat başlıyorsunuz. Ondan önceki o sert tavırlar törpüleniyor açıkçası. Hat sanatında yazı, bilgi aktaran bir araç olmaktan çıkmıştır. Hat sanatı bir ruh taşır. Adeta sanatkarın bütün duygu dünyasını ortaya çıkarır. Fıtratın hizmetkarı olan sanatların içinde bu yüzden hat sanatının apayrı bir yeri vardır. İnanmaya, salih amellere, sevmeye ve güzelliğe meyilli olan insan fıtratı, hat sanatının incelikleri içinde tam olarak karşılık bulur. İslam ahlakının insanda ortaya çıkarmaya çalıştığı fıtri güzellikler, hayatı zarif ve sanatkârâne yaşamak titizliği, öncelikle hat sanatıyla hattatlarda görülür. Kur'an-ı Kerim'i, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini yazmak, hele bunu estetiğin kuralları ve güzellik şuuru içinde ortaya koymak, bu sanatla meşgul kişilerin değişmesini de beraberinde getiriyor. Konya'da, İslam irfanının bu kadim başşehrinde hat sanatının ustaları, geleneğin sırlı kapılarından Hüsnü Hat sanatıyla ebedi alemin zevklerini ve güzelliklerini insanlık alemi için resmetmeye devam ediyor. Tabii insan önce ruhunda değişiklikler oluyor. Hayata bakış açısında değişiklikler oluyor. Çünkü hat sanatının yıllarca uğraşıp elde edilmek istenen şeyler var. Mesela tertiplilik, sabırlılık, saygı, bununla beraber işi yaparak, severek yapma işleri. Bunları hocasından, hocalardan görerek, farkında olmadan olsa da olmasa da bu işin içerisinde kendini buluyor. Ve hakikaten üniversitede mesela diğer hocalardan, diğer fakültelerden bize derse gelenler oluyor. Diyorlar ki, ya hocam sizin talebelerin hali başka diyorlar. Daha saygılı oluyorlar, daha terbiyeli oluyorlar, daha çalışkan oluyorlar. Dedikleri doğru. Güzel olan Allah'tır. Ve onun ismini yazıyorsun. Eğer bu manaya vakıf değilsen,
bir o ismi şerifi bir eşya hükmünde görüp bir masayı yazar gibi yazarsan zaten o yazının ruhu olmaz. Baştan kaybeder kişi. Bizim amacımız sanat ile, hüsnühat ile güzele vakıf olmasını öğretmek. Aynı zamanda bizim vakıf olmamızı sağlaması. Allah'tan isteğimiz bu. Sanatla birlikte aslında hayatın, insanın hayatı düzene giriyor. Ve maddi ve manevi olarak insanı beslediği için iyi bir insan olmamızı sağlıyor bu sanat bizlere.